Bugün 16 Ekim 2022 Pazar. Hafif bulutlu bir İzmir günündeyiz. Bugün yolculuk İzmit'teki Hukus Lounge'da olacak. Nagile Tadım Etkinliği'ne. Herkese açık bir organizasyon olacak. Yanımda bana Nagile camiasının tanınmış iki ismi eşlik edecek. Bütün bir yolculuk boyunca birlikte olacağız. Ekstradan bu etkinin dışında 4 tane de bonus yere gideceğim. Bunlar da sürpriz olacak. Hepsini detaylı görüyor olacaksınız bu yolculuğun. O zaman yolculuk başlasın. Ve iki kişi yanına gelecek olan birisi Gökhan Taşoncu, GT Boss. Burada grubun üçüncü elemanı. Evet. İşte Hüseyin Demirhancı bizlerle olacak. Ne düşünüyorsun? Güzel hareketler. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor herhalde. İnşallah. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. İyi pazarlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakın biz kimlerle nereye gidiyoruz? Seksiyondaki ürün Nargile Maestro. Arkada GTV'lerin ustası, üstadı Gökhan Taşoncu ve bendeniz Hüseyin Demirhancı. Ve şu anda yollardayız. Şu anda takribi 1 saat 20 dakika sonra Kocaeli'de olacağız. Nargile Tadım Etkinliği güzel olacağını düşünüyoruz. Sektöre yön veren insanlar olarak bizi de çağırdılar. Ucunda bir kuble de olsa bizim de çorbada tuzumuz olduğuna inanıyoruz. Bakalım ne olacak göreceğiz. Gürü sen ne dersin? Evet, güzel bir etkinliğe daha merhaba diyoruz. Bugün bütün herkesi görebileceğimiz bir etkinlik, dışarıya da açık bir etkinlik olacak. Bence zaten bu tarz etkinlikler artık Türkiye'de yaygınlaşmaya başlamalı. Bir sonrakinde umarım İzmir ve Ankara olarak devam ederiz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Gökhan'cığım? Yani ben de ilk defa gidiyorum böyle Nargile Tadım Etkinliği'ne. Ayrıca sizinle yolculuk yaptığım için çok mutluyum. Güzel olacak, güzel şeyler bekliyor. O zaman birazdan görüşürüz etkinlikte. Görüşmek üzere, adresi biliyorsunuz. Tadım etkinliğinde daha birlikteyiz. Şu anda organizasyon tüm tadımıyla yaklaşık 4-5 tane firmanın katılımıyla Daim var, Coco, Purse var, Ballı var, Pacon'un standı, PLS ve Dozaj grubu var. Herkes buradan tadımını yapıyor. Katılım inanılmaz. Şöyle bir organizasyon baya yoğun. Gerçekten Türkiye'de böyle organizasyonların olması. Coşkun burada. Selam Coşkun. Nasılsın? Selam. Selam. Evet, Onur'un standındayız. Onur'la Veli burada. Burada uzun zamandır görüşmeyen dostlar da görüşüyor. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar. Nasıl organizasyon? Hoş bulduk. Şöyle bayağı bir kalabalık bir ortam var şu anda. Yaklaşık 405 kişi olduğunu düşünüyorum şu anda burada. Ne düşünüyorsun organizasyon hakkında? Gerçekten hiç beklemediğim kadar kalabalık ve güzel bir organizasyon. Gelmeyenler için çok üzgünüm. Gelenler için de çok mutluyum. Herkese afiyet olsun. Geldik otelimize. Nasıl geçti etkinlik gençler? Sonradan katıldık ama yine de güzeldi. Evet. Nargile sever o kadar insan bir arada olması. Çok iyiydi. Bir dahaki sefer daha geniş bir alan seçmesi lazım. O zaman biz otelden sonra bir sürpriz yapalım. Bir değişik bir mekana götürelim herkese. Aynen öyle. Tabii yarın da bonusumuz var değil mi? Tabii. İki bonus. Sürpriz. İki tane bonus. İki bonus. Tamam o zaman. Bekliyoruz. Güzel muhabbetler dönüyor şu anda. Ortada da bir tane kulak misafiri var. Orada izliyor ortada.
üstüne yeni şovun hazırlanıyor şu anda arkadaşlar. İnternette viral olarak dönen, aylarca piyasayı kilitleyen o videonun sahibi ve gerçek hareketi şu an. İkisini çekiyoruz şu anda. Tekrardan aynı olay olur mu? Olmadı. Neyse, bugünü sıkıntısız atlattı Yunus. Evet. Şu anda gecenin 3.30'u. Bu sokakta şu anda kapı kokusu alıyorum. Biz nereye geldik? Kapı içmeye. Aha, benim yüzümden yine. Dedi ki bana, nerede nargile? Hadi bul kapıyı. Dedim klasik nargile kokuyor. Dedim meşe kokuyor. Sonra koşmaya başladım. Dedi ki tamam buldum. Ve sabah suyu yapalım dedin yani sabaha karşı. Tabii. Sabaha karşı nargilesi için geldik. Zaten sadece kutu sünar var burada. Ve ekip şu şekilde. Gelirdik buraya. Duman kokluyoruz diye. Orucunu içemezdim. Dumanı kokluyoruz. Evet, ekip tamamlandı. Sabah 5'e geliyor saat. En son geçici. Herkes uykulu. Ama hala kapiden vazgeçmiyorlar. Hala anasondan vazgeçilmiyor burada. Nasıl keyifler? Evet arkadaşlar. Sağ olsun. Harfi işte. Yemeklerimizi yedik. Güzel güzel yedik. Tükettik. Şimdi de hop. Oda'dayız. Oda kafedeyiz. Arif'in de çocukken buraya gelip ilk böyle meyveli tatlı denemediği bir yer. Klasik bir yer. Hikayesi var. Nargile de fena değil. Görüşmek üzere. Evet, nakla kapımızı içiyoruz. Artık birazdan gün ağaracak. Sağ olsun Arif bizi buraya getirdi. Senin çocukluğunu geçtiği mekanlar. Gençliğin burada. Geleceğin burada. Geleceğimiz buradaysa sıkıntı. Güzel bir gün yaşadık. Sağ olsun Arif. Bizi çok iyi ağırlıyor. Bugün de sonlandırıyoruz. Yarın dediğim gibi 3 tane daha sürpriz yer ziyaretimiz olacak. Bir tanesi İstanbul'da, diğer 2 tanesi farklı bir ilde olacak. Bunları zaten paylaşıyor olacağım. İyi geceler herkese. Evet, geldik ikinci bonusumuza. Ne diyorsun Hüseyin amca? Vallahi göreceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz, göreceğiz. İkinci bonusumuzda şimdi birazdan bir arkadaşla daha buluşacağız. Bir blogger arkadaş. Çok sevdiğimiz. Eksik olmasın. Sonra ismini ya. Söylemiyorum. Bizzat. Gidiyoruz yanında şu anda. Şurada işte Joker burada. Joker'le buluştuk. Bu gezinin ikinci bonusu olan Çorlu Ali Paşa Medresesi'ndeyiz. Sevdiğimiz eski dostlarımız var burada. Bir araya geldik. Sağ olsun onlar da zaman ayırdılar. Yanında da çok sevdiğim Joker var. Lira'dan sonra tekrardan birlikteyiz. Evet, çok güzel oldu. Orada konuşamadık. Kalabalık vardı. Şu an geldin. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Evet. Hasbihal ediyoruz. Aynen. Uzman burada şu anda. Kardeşim benim. Burada şu an Türkiye'nin aslında ilk bloggerlarından, hatta ilk blogger olur kendisi. Yanında yeni bloggerımız Strongman Şişa. Hayırlı olsun. Bu da takip ediyoruz Strongman Şişa. Kendisi zaten çok bilgili. Yıllar sonra kendine bu piyasaya atmaya karar verdi. Yanında Tahir var. Bir. Herkese merhaba. Burada Hüseyin abi var. Tam burada. GT Boss burada. Evet. Ve Joker burada. O zaman uzmana selam. Nargileye Allah. Başladık mı? Başladık. Evet. Şimdi bugün Türkiye'nin öncü markalarından biri olan Mr. EDS'de Mustafa Cesur abiyle beraberiz. Benim soy ismim çok Cesur. Kerem'in abisinin soy ismi Cesur. Biz amca çocuğuyuz biz dedeler. Bir dede Cesur'da bırakmış, bir dede çok Cesur'da. İstiyorsan baştan başlayalım. Bugün Türkiye'nin öncü markalarından biri olan Mr. EDS'nin fabrikasındayım. Çok güzel bir ağırlamayla başladık. Ve yanında Mustafa Çok Cesur abi ile beraberiz. Artık abi diyorum samimiyetine güvenerek. Kardeşim hoş geldin.
İnşallah güzel bir söyleşi yaparız. Hem biz çok zevk alırız hem de izleyenler çok zevk alır. İnşallah söyleşimizde de bilgilendirme de yapmış oluruz. Güzel bir söyleşi diyelim. Kesinlikle güzel bir söyleşi olacağından eminim. Zaten Mustafa abi çok sıcakkanlı. Hani o videolarda gördüğüm, o YouTube'da gördüğüm insan gerçekten burada aynı şekilde gördüm. Bu beni çok mutlu etti açıkçası. Yani ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Samimiyeti ve içtenliği ile alakalı. Mustafa abiye sormak istediğim birçok soru vardı. Ufak ufak seninle böyle bir soru cevap yapmak istedim Mustafa abi. Tabii ki. Kendinden biraz bahseder misin? Nerede doğdun, nerede büyüdün? Ben 1983 doğumluyum. 39 yaşındayım. Sakaryalıyım. Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğdum. Neler yaptım deyince ticarete çok ufak yaşta başladım. Asıl mesleğim kasaplık benim. İlkokul 1'de başladım. Okulumla birlikte devam ettim. Okul bitene kadar hem kasap hem okul. Ondan sonra tabii ticaret hayatında devam ettik. O ticaret, bu ticaret derken tabakko shop sektöründe, yani tütün sektöründeydik. Uzun yıllar onu devam ettirdik. Tabii tabakko shop sektöründe olunca nargilecilerle de aşağı yukarı bir yakınlık oldu. Bir sonraki soracağım soruyu da buydu. Evet. Nargileyle yolun nasıl kesişti? Nargileyle yolum nasıl kesişti? Arkadaş dedi ki işte nargile yap. Yani biz dedik ki hani bizim işimiz zaten yoğun. Gerçekten öteki şirketimiz çok yoğun bir şirket. Türkiye pazarında çok büyük global markalar, işte müşterilerimiz var. Hani devlere ürün satıyoruz. Dedik ki hani bizim işimiz değil nargile. Biz anlamayız. İşte yapamayız. O da dedi ki yaparsın, yapamazsın. Sonra ya dedim istesek yaparız ama hani yoğunuz. Ya dedi öyle istesek yapınca olur mu? Dedim yaparız dedim ya niye yapamıyorum hani uçakta değil. Tabii. Gerçekten de hani nargile yapıyoruz uçakta yapmıyoruz. Aşkla yapınca bir şeyler meydana geliyor. Daha sonra bismillah yaptık. İşte güzel modeller çıktı. İlkten tabii böyle hemen Mr. Edes'e olmuyorsun. Hemen modellerin tutmuyor. İnsanlar hemen alalım diye bakmıyor. İlkten biz işte abi deneyin işte bak biz yapıyoruz derken başarılar, başarısızlıklar. İşte düşmeler, kalkmalar Allah'ın izniyle markamız güzel bir yere geldi. Tabii güzel bir yere gelmesiyle bitmiyor. Güzel bir yerde de güzel bir yerde kalmak işte devamlılığı olması gerekiyor. Ben her zaman da markamın sevilen bir marka olmasını istedim. İşte ekibimle çalışırken müşteri hizmetleri olsun, işte çalışanlarım olsun, kutuyu dolduran bile yani en alttan en üstten kademeye ekibime her zaman söyledim. Dikkat edelim. İnsanlar ürünümüzü aldığında teşekkür etsin ki biz de aldığımız paranın bereketini görelim. Bu mantıkla, bu işte hedeflerle ilerliyoruz. İstiyorum ki Türkiye'de bir tek Mr. Edes olmasın. Daha güzel markalar da olsun. Yarışalım. Bizden daha güzelini yapsınlar. Biz onlardan daha güzelini yapalım. Ama dünyada Türkiye'nin nargile de bir adı olsun. Peki Mr. Edes'i yaratma fikri nereden çıktı? Günümüzde birçok mesaj geliyor. İşte Edes'in açılımı ne? Ben çoğunlukla hani kısa Instagram'dan falan gelince kısa yazmak için ergonomik, dinamik, sağlam ürünler diyorum. Aslında Edes ismi çok eskiye dayanıyor. 20 seneye yaklaşık bir zaman önce Edes Plastiği kurmuştuk. Orada da iki ortam daha vardı. Biri Diyarbakırlıydı, biri Erzincanlıydı. Ben de Sakaryalıydım. Dedim ki Edes Plastik olsun. Sonra da nargileye girince şimdi Edes Plastik'te nargile hani bağdaşmıyor. Hani nargileye başka bir isim lazım. Ne yapayım, ne yapayım? Mr. Hani Mr. daha güçlü oldu. Evet. Mr. Edes'e koymak istedim. Arkadaşlarıma, işte kardeşlerime danıştım. Herkesin de hoşuna gitti. Ondan sonra markada güzel ürünler çıkartınca oturdu. Bizim de içimize sindi. Kullananların da içine sindi. İşte Almanya'da Mr. S diyorlar. Amerika'da EDS diyorlar. Türkiye'de Mr. Edes diyorlar. Ama herkes gülerek söylüyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Peki Mustafa abi yola çıkarken hedeflerin neydi? Şu andaki hedeflerin neler? Klişe gibi gelecek size ama gerçekten iştenliğimle, şerefimle konuşuyorum. Biz bu zamana kadar hiçbir yaptığımız ürünün son kutuya girene kadar hiç maliyetini merak etmedik. Kaça satarız, bundan ne kadar kazanırız demedik. Sadece hani güzelliği üretmeye uğraştık. Tabii içinde demin de söylediğim gibi güzelleri de oldu, güzel olmayanları da oldu. Hatta şu anda bir 2-3 bin takım, 4 bin takım ürünümüz var. Hiç satmadığımız, hiç beğenmedik, hiç piyasaya çıkartmadık. Öyle depomuzda duruyor. Bir fabrikadan işte bu büyük olsun, küçük olsun, şekerci olsun, çikolatacı olsun, tat veyahut da zevk olarak
O fabrikadan çıkan ürünler ya müdürünü ya sözü geçen işte sahibini, patronunun zevklerini yansıttığına inanıyorum. Ben hiçbir zaman bir ürünümde hiçbir tasarımcıya gel bunu çiz ben üreteyim demedim. 3D yazıcımız yoktu eskiden. Teknolojiye uzaktık. CNC'nin başında sabahlayarak bir nargile ilk numuneyi çıkartana kadar 100-200 kilo çelik ziyan ederek veyahut da alüminyum ziyan ederek son motiflere ulaştık. İnsanın da üretimde de en büyük handikapı ürettiğini çok seviyor. Hani insan ürettiğine aşıktır. Çünkü emek vardır. Emek kutsal bir şeydir. Emek verdiğin zaman ürün çok güzel gelir size. Körlük yaratır. İnsan kendi ürettiğine aşıktır. O yüzden diyorum ben. Biz de tabii burada istişareyle bunu çözme uğraşıyoruz. Hani bir tek ben ürünü yaptım, tasarladım. Bir diktatörlük yok. Burada işte çaycısından hamalına, işte montajcısından çizimcisine, işte patronundan bekçisine kadar fikir alışverişi yaparak bir güzel kadromuzu, ekibimizle inandığımız ürünleri piyasaya çıkartıyoruz. Sonra eksiğini gördüğümüzde de devamlı ürünlerimize Pro, Pro X, Pro X4 gibi, bu arada Pro X4 geliyor, buradan da söylemiş olalım. Güzel. Böyle geliştirme uğraşıyoruz. Like olma uğraşıyoruz. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Instagram'ımızda bayağı takipçimiz var. Harika içten mesajlar geliyor. Biz de bu içtenliğe, bu sevgiye layık olma uğraşıyoruz. Zaten Mustafa abi gerçekten Instagram'daki storylerini izlediğimiz gibi çok doğal. Buradaki ortam da çok doğal. Natürel bir insansın. Bunu kesinlikle yani net bir şekilde gördüm. Yaklaşık 6-7 saattir tanışıyoruz. Zaten bunu bütün takipçilerin de görüyor. Instagram'da görüyor. Bu samimiyetin ve içtenliğin için çok teşekkür ediyorum ben kullanıcılar adına. Ben teşekkür ederim. Peki Mustafa abi, EDS'yi konumlandırırsan kendinizi nerede görüyorsunuz? Hangi kesime hitap ediyorsunuz? Şimdi biz ilkten çok düşük modeller, çelik modellerimiz yoktu. Alüminyumdan başlamıştık işe. Sonra çelik modeller de yapmaya başladık. Çelik modeller yaptıkça daha işin nirvasına çıktık. Tabii biz üretici olarak ürün kalitemize, ürün ağırlığımıza, üründeki işçiliğe baktığımızda hani bizim gözümüzde bence bir boş gibi sağlam ürünler yapıyoruz. Örneğin bir de şöyle bir buradaki şey var. Bizim müşteri hizmetlerimiz çok başarılı. Yedek parça bölümümüz çok başarılı. Bizden nargile aldığınızda sonsuz bir ürünü almış oluyorsunuz. Şişeniz kırıldı. Buradan temin edebiliyorsunuz. İşte lüle adaptörünüzü kaybettiniz. Temin edebiliyorsunuz. Tepsiniz yamuldu. Temin edebiliyorsunuz. Yani nargile ne parça varsa EDS'de de her zaman bu parça var. Ben her zaman ekibimle şunu konuşuyorum. Nasıl sanayiye gittiğimizde 1970 model bir Renault'un parçasını bulabiliyorsak 2030 senesinde de bizim ürünlerimizin parçalarını bizden nargile alan müşterilerimiz bulabilsin. Bu yolda bu hedefle ilerliyoruz. Ve de bu da hizmet ne kadar kaliteli hizmet olursa bizi her zaman zirveye taşıyor. Mustafa abi, Rus ve Alman takımları çok popüler. Türkiye'de de sizin firma öncü bir firma. Buna öncülük ediyorsunuz. Sizce Türk takımlarını ileride biz de zirvede görebilecek miyiz? Dünyada tanınan takımlarımız, tanınan markalarımız olacak mı? Şimdi piyasayı yakından takip ediyoruz, araştırıyoruz. Hani çevremizde devamlı işte blogger arkadaşlar olsun, kullananlar olsun, yurt dışı pazarı olsun. Devamlı biz araştırmalarımı sürdürüyoruz. Mr. Ades'e dünyadaki en çok üreten bir marka. Türkiye'de nasıl her caddede, her ortamda, her platformda satışlarımız olduğu gibi dünyada 70 ülkede büyüklü küçüklü müşterilerimiz var. Her ay düzenli ihracat yapıyoruz. Dünya markalarında çok güzel ürünler var. Ama butik tercih ediyorlar. Bizim günlük üretimimiz bu dünya markalarında aylık üretim. Hani butik gittikleri için onların için daha rahat, daha kolay. Fakat biz gerçekten bir nargile fabrikasıyız. Adetlerimiz çok yüksek. Kalitemiz güzel. Yani nasıl özetleyebilirim size? Hani bir Porsche değiliz ama piyasanın Volkswagen'iyiz, Renault'suyuz. Bu şekilde gidiyoruz. Tabii bizim de hedeflerimiz de hani bir Porsche, bir Ferrari standına girmek de hedeflerimiz arasında. Örneğin bir Pro X'i değerlendirdiğim zaman ben şöyle diyorum kendi ekibimle toplantımızda, fiyatına göre dünyanın en iyi nargilesi Big Box Pro X diyorum. Çünkü neden? Takımın para kendi fiyatı 2000 civarlarında. 2000 liraya böyle bir deri çantalı bu özelliklere sahip bir takım dünyada yok. O zaman ne oluyor? Dünyanın en iyi takımı oluyor. Ama müşterilerim de bazen Instagram'dan işte şu takım mı bu takım mı işte kendi içimizde veyahut da başka takımlarla da şey yaptığı zaman
mukayese ettiği zaman ben her zaman şunu söylüyorum. Sizin beğendiğiniz renk dünyanın en güzel rengidir. Sizin beğendiğiniz nargile de size göre dünyanın en iyi nargilesidir. Bu Mr. Adidas'ı olabilir, başka bir marka olabilir. Bu değişmiyor. Önemli olan zevklere hitap etmek. Ben de bunu yüksek ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Peki firma olarak ileriye dönük hedefleriniz neler? Ya bize en çok gelen sorulardan biri işte tütün üretmeyi düşünüyor musunuz? Şu anda bizim hani bir planlarımızda, rafımızda tütün üretimi kesinlikle yok. Fakat bu üretmeyeceğiz anlamına da gelmiyor. Biz heyecanlı, aktif, genç bir kadroya sahip olan bir firmayız. Sadece o an, o enerjiyi tuttuğumuz zaman hani saat 3 ise 3'ü 1 geçe tütün üretiyor olabiliriz. Ama nargile takımlarında daha çok Nirvana'ya, işte daha çok böyle zevke hitap eden yeni modellerimiz, tutulan modellerimizi daha çok güncelleyerek, dünya pazarında daha çok ağa sahip olarak, dünyada güzel bir marka, güzel yeri olan, saygınlığı olan bir marka hedeflerimiz arasında. Ayrıca Mr. Adidas'a sadece Mr. Adidas olarak da üretilmiyor. Biliyorsunuz ki biz Mr. Adidas'a Boss bünyemizde bir firmamız var. Burada dünya markalarına üyeler üretiyoruz. Ayrıca dünya markalarıyla da bir iş ortaklıklarımız oluyor. Bugün dünyada ilk 5'e giren firmaların hepsiyle görüşüyoruz. Karşılıklı ticaretlerimiz var. Mesela geçen hafta Kuasar'ı getirdik Türkiye'ye. Buradan yine marka vermek istemiyorum. Birkaç tane Avrupa firmasıyla da işte onlar işte Almanya'da, Amerika'da bizim ürünlerimizi satacaklar. Biz de Türkiye'de dünya markalarını getireceğiz. Böyle iş ortaklıklarımız da olacak. Daha çok hizmet, daha çok model, işte daha ulaşılabilir modeller olarak hem Mr. Adidas hem dünya markalarını universal bir çatı altında toplamayı düşünüyoruz. Peki Mustafa abi, çok trend olan bir sloganın var. Sensin diye. Evet. Bu ilk nereden çıktı ve çevrendekilerin tepkisi nere oldu? Şimdi sensin sensin benim ağzıma bir şey olmuştu. Mesela sevdiğim bir şey geliyor, bir arkadaşım geliyor, dostum geliyor filan. Böyle seviyorum onu. Onu ben böyle bir hani kendi çapımda, kendi kalbimle hani sensin iyi anlamda söylerken bir baktık yapıştı ağzımıza. Baktım müşteriler filan sensin yazmaya başladı. Nargile fotoğrafları, videoları Instagram'dan geliyor, sensin sensin. Oldu slogan. Biz de dedik ki bu da bizim sloganımız olsun. Bazen sensin, bazen de sizsiniz. Hani böyle kalabalık olduğu zaman mesela 3-4 kişi böyle bir arkadaşımız veyahut da müşterimiz sizsiniz diyoruz. Bu da yakıştı, güzel oldu. Sloganımız oldu. Biz de bunu işte etiketledik, biz de bunu sticker haline getirdik, araba kokusu haline getirdik. Kargo paketini açtığınızda o koku çıktığında, o sensin çıktığında ama tebessümle, ama kimisi dalga geçerek, kimisi hoşuna giderek bir tebessümü sağlıyoruz. Kesinlikle sağlıyoruz. Zaten buradaki amacımız da hani karşımız müşterimize veyahut da işte arkadaşımıza bir tebessüm ettirme. Hani bir güldürme. Benim için bir insanı böyle bir gülücük vermesi, yani bir güldürmek, bir mutlu etmek salise bile olsa çok önemli. Kendim de zaten barışık, mutlu bir insanım. Gülmeyi, güldürmeyi seviyorum. Bazen de çok sinirli olabilirim. İşe gelince de çok ciddiyim. Yani insanları seviyoruz. Neyse, o burada da, röportajda da, Instagram'da da, işte YouTube'umuz var, orada da kesinlikle bir şey kullanmıyoruz. İşte kes, montaj yap gibi. Neyse, onu anlatıyoruz. Doğal olmakta her zaman güzellik var. Doğallık nasıl bir üründe, organik ürünler güzelse insanlarda da organik olmalı diyorum. Son olarak nargile severlere bir mesajımız var mı? Nargilenin zevkini alsınlar. Bazı arkadaşlarımız çok işiyor. Bunun da zararlı olduğunu unutmayalım. Hani biz nargile satacağız diye, öteki tütün satacağız diye insanların sağlığını hiç sayamayız. Hani nargileyi seviyorsak tamam, sevelim, içelim. Ama sağlığımızı da düşünelim. Öyle sağlığımızı yormadan, ciğerlerimizi yormadan zevkini almamız lazım. Hani onun bize zarar vermesine izin vermeyelim. Ondan biz zevk alalım diye düşünüyorum. Bizi ağırladığın için, samimiyetin için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir gün yaşadık. Çok güzel bir röportaj oldu Mustafa abi. Kardeşim çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de sizden çok güzel bir enerji aldım. Benim için çok önemli bir şey. İlk defa görüştüğümüz insanlarla bu kadar güzel enerji almak beni de çok mutlu ediyor. Hoş geldin, şeref verdin.
her zaman burada bir evin var, kapın var, aşın var, yemeğin var, çayın var. 7/24 biz buradayız. Sen de bizim bir kardeşimizsin. Çok memnun oldum. Şeref duydum kardeşim. Ben de çok teşekkür ederim. İşte gördüğünüz gibi Mustafa abi, Mustafa çok cesur. Bu şekilde net ve gerçekten kalbi çok temiz bir insan. Değerli arkadaşlar, izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için ben de ayrıca çok çok teşekkür ederim. İnşallah yanlış bir şey söylememişizdir. Sizleri çok seviyoruz. O zaman bugün sensin.